Evet, öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. 2021 yılı Sayın Bakanımız tarafından afet eğitim yılı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda da ilimizde 197 bin vatandaşımıza eğitim verdik. Bu eğitimlerimiz gerek camilerde, gerek okullarda, gerek gençlik merkezlerinde, organize sanayi bölgelerinde, büyük endüstriyel kuruluşlarda veya toplumun bütün kesimlerine dokunabildiğimiz her yerde gerçekleştirildi. 2022 yılı da yine aynı şekilde Sayın Bakanımız tarafından afet tatbikat yılı ilan edildi. Buradaki önceliğimiz 2021 yılında vermiş olduğumuz eğitimlerin pekiştirilmesi. Yani 2021 yılında teorik olarak sınıflarda, konferans salonlarında verdiğimiz eğitimlerin 2022 yılında hem hatırlatılması hem de insanlarda kalıcı olarak pekiştirilmesi. Bu amaçla da 2022 yılında tatbikatlarımıza ağırlık veriyoruz. Tabii ki eğitim vermeye, tatbikat yapmaya gittiğimiz kurumlarda sadece bir tanesini yapmıyoruz. Buradan özellikle altını çizmek istiyorum. AFAD Acil Mobil uygulamamızın tanıtımını yapıyoruz. AFAD Gönüllülüğü projemizin tanıtımını yapıyoruz. Aynı şekilde afet farkındalık eğitimi, yeri geldiğinde hafif arama kurtarma eğitimi, KBRN eğitimi, yangın eğitimi gibi eğitimlerin yanı sıra eğitimimiz sonunda da afet tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz. Buradan mesai mefhumu gözetmeksizin hafta içinde, hafta sonunda, aynı şekilde hafta sonunda binalarda ve sitelerde mesela tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim için çok kıymetli. İşte okulda ulaşamadığımız organize sanayi bölgesinde, işte gençlik merkezlerinde, kamu kurumlarında veya özel sektörde ulaşamadığımız vatandaşlarımızla da onların binalarına giderek, onların sitelerine giderek, yöneticilerimizle işi koordine ederek binalarımızda ve sitelerimizde afet tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Yine bu tatbikatlarda hem çök kapan tutun hareketi yani deprem anı, hem sonrasındaki tahliye tatbikatları hem de uygun olan her yerde hemen hemen yangın tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bir ev hanımımız, bir evde yaşayan vatandaşımız eğer iş yerine bu eğitimleri alamadıysa ve Allah korusun böyle bir acil durumla karşı karşıya kaldıysa veya herhangi bir afetle karşı karşıya kaldıysa, bir yangınla karşı karşıya kaldıysa o anda ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmeyi önemsiyoruz. Eğitimlerimiz konusunda hem tatbikatlarımız hem eğitimlerimiz inşallah geçtiğimiz yıllara yakın sayılarda, yani biz ne kadar bu eğitimleri pekiştirirsek toplumdaki farkındalığı o kadar artıracağımızı, toplumda bu alışkanlığı o kadar kazandıracağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla burada hiçbir arkadaşımız emeğini esirgemiyor bu konuda. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza hem eğitimleri hem tatbikatları inşallah yıl sonuna kadar önümüzdeki yıllarda da tabii ki devam edecek şekilde gerçekleştirmek istiyoruz.